Wow, çok iyi mod. Bunları sana gönderdikçe de atarım. Böylelikle hepsini aynı anda atmamıza gerek kalmaz. Peki bunlar ne? Evet, bu bir haftalık günübirlikçidir. Yani ay şunu şöyle yapayım. Ha, bu bir haftalık günübirlikçidir. Bu bir haftalık günübirlikçidir. Bir şey diyeceğim, bunları böyle koy. Ne olacak ya? Şöyle karar verdim. Aslında bu kararımı cumartesi vermiştim. Dedim ki ben bu haftayı pazartesiden perşembeye çekeyim. Çünkü aşırı yoğun bir hafta. Çünkü hiçbir haftamız aşırı yoğun değil. Sadece bu haftamız aşırı yoğun. Ondan sonra dedim ki ben bu haftayı çekeyim. Sonra tabii ki de unuttum. Sonra ofise geldim. Kurgucu bebeğe dedim ki ya biliyor musun aslında ben bu haftayı çekecektim dedim. O da dedi ki çek Aslı. Dedi. Ben de dedim ki iyi çekim o zaman başlıyorum dedim. O da dedi ki ne dedim? Senin ağzına sıçayım dinlemiyorsun ya. O da dedi ki çek ne olacak dedi. Ben de dedim ki hazır iPhone 13 aldım. 3 taksitle şey yapayım dedim. Sinematografik şeyi var bunun bak arkayı nasıl bak. 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 Gördünüz mü? Dedim ben dedim bunun dedim o zaman dedim ekmeğin dedim yiyeyim dedim. O zaman hazırsanız bir haftalık aslında bir haftalık yani pazartesi perşembe çünkü cuma günü Praha gidiyorum. Onun vlogu ayrı olur. Oha 2 hafta hem de üst üste videodur bu. Sonra bir Yunanistan gelir 3. Bir Amsterdam gelemez. Orada çok kendimde olacağımı düşünmüyorum. Baya. Kısaca ay hadi hazırsanız başlayalım be. Evet, bugünün yemeği Betül Hanım. Betül bizim ofiste yemeklerden sorumlu arkadaşımız. Maalesef, bu sefer bilemem Betül'e. O zaman bizi bir sürpriz mi bekliyor Betül? İnşallah. Buyurun, sizi önden alalım. Betül de bugün çok mutlu gördüğünüz gibi. Bak mutluluğa bak, bak bak bir gün, bir gün. Evet, Simay'ı da alıyoruz aşağı. Buyurun Simay Hanım, buyurun, buyurun, buyurun. Artık çok geç, giremezsin, giremezsin. Evet, şimdi Aslı Hanım'ı bir şarkı eşliğinde alıyoruz. Aslı şarkı söyleyelim, lütfen. Hayır! Hadi in aşağıya, kaldım burada. Ben getiririm, bak. Hadi. Sarı... Bunu Merve artık şey bipler. Hadi in. Bu arada her zaman önce Merve iner. Şu an bence çekiyorum diye hava atıyor. Beni duyuyor musun? Yok, Merve'nin şu an anası ağlıyor diyelim. Daha tatlı bir şekilde. Biliyorum. Evet, her gün bir sürprizle karşılaştığımız öğlen yemeğimiz bugün sürprizlere gebe midir? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Pırasaya kıyma konulduğunu görüntülüyorum. Pırasa yediğimi görüntülüyorum. Bir dakika. Ne haber? Eylek. Of işte şu an hem de böyle bizim böyle bir şeyimiz mi vardı Mihriban ya? Sen mi aldın? Ya aşkım çok. Hediyeler Ajansı ya. Tabii ki de. Evet, artık muhteşem yemeğimize oturuyoruz. Şimdi ofisin yanında bizim Ala tırnakçı var. Oraya gidiyorum. Mehmet'le pazarın kurulduğu yerde buluşacağız. Öyle kararlaştırdık. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Çünkü bu çarşamba ve perşembe 2 tane ayrı yerde olmam lazım. Ve tırnaklarımı yaptırmam lazım bu kadar. Görüşürüz. Göstereceğim tırnaklarımı. Şimdi böyle. Dibim de var. Daha boyaya gitmem lazım ya. Tırnaklarımı yaptırdım. Önce bunu söylemek isterim. Gördüğünüz gibi herkes çok yoğun çalışıyor. Ne yapıyorsun? Göster şu an ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Çabuk göster. Başka bir markanın özel günlerini şarkı. Yoğun bir gün geçiyor bugün. Ben ofise hala kombi taktıramadım. Kombi alacağım ne zamandır. Şu an ofisin en sıcak yeri 3. yeri. 3. katı. 3. yeri. Kafam gitti. 3. katı. O yüzden hepimiz 3. kattayız. Nefes almakta çok zorlanıyoruz burada. Dolmuş gibi bir şey oldu burası. Ama keyfimiz yerinde. Birbirimize sarılıp kendimizi sıcak tutuyoruz. Kredi kartım kesildi artık kombi alabilirim. Alayım değil mi? Al. Alacağım o kombi buraya çıkmayacak biliyorsun değil mi? 3. katı o çıkmıyor. Hep öyle olur onlar. Ama gene alacağım. Çünkü 2. katta donuyorum. Yani bir de şöyle düşün. 2. kat sürekli soğuttuğu için sürekli aslında boşu boşu nasıl kaybediyoruz. Dedi Emine Akarca. Valla 2. kata bir in. Derece farklı yine. Evet. İkinci kata hava almaya iniyorum ben. Balkona çıkar gibi böyle bir nefes alıp tekrar iniyorum. Böyleyiz şu an gördüğünüz gibi. Bahçede de birisi var. Bir de bir eksiğimiz var şu an. Öykü. Öykü sette. Bu şekilde. Yasak elma setinde. Yasak elmayı çok seviyorsunuz değil mi? Biz bütün senaryolarını biliyoruz. Ne oldu? Bugün beni bir yere yollamadın ya. Onun için çok mutluyum. Cidden mutluyum. Tamam aşkım benim işim sizi mutlu etmek. Başka benim ne işim var? Evet böyle şeyler yaşandı. Bugün Betül biraz gergin onu mutlu etmeye çalışıyoruz ekipçe. Ay şu güzelliğe bak be! Merve Emine'ye beauty at. Emine'ye bile beauty attıran hayat bana neler yapsın.
kadar vaktim yok ki bu hafta. Kuaföre geldim. Çok az bir gün var aslında. Ben bu dibi var ya daha 2 hafta götürürdüm de. Çarşamba günü Doğru'la ilgili çok güzel bir etkinliğimiz var. Perşembe günü de bir reklam çekimi var. Dikli gitmeyeyim en azından dedim. Artık bir haftanın 2 haftanın hesabını yapmayayım dedim. Dikli gitmeyeyim. Boya geldim. Diyeceklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi hani gittim ya kuaföre ama böyle çıkmak zorunda kaldım kuaförden çünkü Naz tam kuaför vakti ağlamaya başladı. Hemen eve gel falan diye. Ben de böyle çıktım. Neyse eve geldim şu an. Evet bu haftanın birinci günü bitmek üzere. Hatta bitti ya. Yani çok büyük bir olay olacağını düşünmüyorum bu saatten sonra. Günaydın. Şu an salı günündeyiz. İşe gidiyorum. Önce Naz'ı okula bırakacağım. Tabii ki de aşırı üşendiğim için evde makyaj yapmaya. Şu an makyaj çantama makyaj malzemelerimi sığdırmaya çalışıyorum. Yarı yarıya sığdırdım. Yarısı açık kaldı. Bence bir şey olmaz. O zaman ikinci gün başlasın. Evde çalan şarkıya bakar mısınız? Biraz pozisyonlar. Kuntiz! Aa Kuntiz İlker dışarı çıkarmış. Günaydın Naz. Günaydın. Ne dinleyelim bugün okul yolunda? Neydi? Hangisi? La La Land mi? Addams Family mi? Yoksa evde şu an dinlediğimiz mi? Şu an dinlediğimiz. Edis Nirvana. Nasıldı şarkı hatırlamıyorum. Bomba diyordu. Ne bomba? Ne bomba diyordu? Tamam açacağım. Sarışın bomba diyordu. Yürü sarışın bomba! Çok teşekkür ederim. Evet Betül Hanım, bugünkü salı günkü ofis yemeğimiz nedir? Çok iyi. Söyleyemiyorum çok iyi olduğu için. Arkadaşlar böyle. Hepimiz çok mutluyuz. Vejetaryanımız aşırı mutlu. Angaralımız çok mutlu. İzmirlimiz çok mutlu. Çok sen nerelisin kız? Ben İstanbulluyum. Ama Çorlu hissediyorum. Çorlulu diyemez. Bilin bakalım sofrada kim yok? Emine. Ne o? Özel Hisar dünyanın en iyi ayranıdır ya. Aşırı. Dünyanın en iyi şeyi. Bir restoranın gerçekten sağlam yemek yapıp yapmadığını Özel Hisar var mı yok bundan anlıyorum net yani. Mesela iyi dönerci Özel Hisar verir. Ben de koyarım. Tabii ki koyarım. Ben ekstra içemiyorum. Biraz fazla ekşiyor. Ay, ödül şu o kadar gibi yemek sepetinde onun 1 litrelikleri var. Bana bir de. Bir de baranların termal suyuyla yapılan oradaki el yapımı yoğurtla yapıyorlar. Ayrı da aşırı. Baranların termal suyu mu var? Evet. Nasıl oluyor? Zenginlik. Termal suyu nasıl oluyor? Kaynağı var işte çocuğun. Evet abi gidemedim gibi. Gidelim artık ya. Evet. Ha? Senedir bir yer gelecek. Valla 2 yıldır pandemi var. Aslında hani hasta var. İçtikten sonra ama sen içmeden de yersin. tüketilen genellikle gece bir yemek türü, bir dürüm. Genelde soslu soğanlı kaşarlı tercih ediliyor. Ondan sonra yanında işte mantarıyla eritilmiş kaşarı gelir, patatesi gelir soslu. Böyle inanılmaz bir ziyafet kurulur. İç üstüne de inanılmaz bir yer. Bu Ankara'da bir kültürdür. Bir şey diyeceğim. Aspava'nın açılımı da Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Gerçekten mi? Oha dünyanın en iyi yemeği. Bir şey diyeceğim. Gidelim la Ankara'ya. Gidelim ya ben de istiyorum. Ben ayarlayayım o işi. Bana ekmek uzatır mısınız? Ya neyler ne bu kadar pahalı? Neyler? Yarın Doğu'la birlikte çok güzel bir organizasyona imza atacağız. Detaylarını yarın görürsünüz. Şimdi Uskumru Restoran'a toplantıya geldim. Ama gösteremiyorum fakat aşırı iyi. Biraz manzara gösterim. Hadi bay. Tabii ki de manzarayı çekmeyi unuttum. Ama bu Uskumru Restoran Beykoz'da yemekleri falan manzarası olaylı iyi. İyi günler. Evet İlker Bey. Bize ne olacağını anlatır mısınız? Taşları şu ağaçların dibine dökeceğim. Buraya da dek döşenecek. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü artık çamurdan, çimden, sudan, bahçıvandan, bahçıvanımızı çok seviyoruz ama yani bu tip işlerden biraz bezdim. Evet, bu çim çok fazla su istiyor. Ve yani biz şurada 2 metrekare çim göreceğiz diye bu kadar su ve şey israfını saçma bulduğumuz için bütün bahçeyi şu arkadaşlarla kapatıyoruz. Başka bir şey demek ister misin? Hayatta başarılar. Beni ne kadar sevdin? Seni çok seviyorum. Bir bisküvi koy da ödeşelim. Tamam. Ve Naz ne yapıyorsun? Evet seni dinliyoruz. Anne bu kum gibi değil mi? Bakayım. Kum gibi. O ne ya? Kum gibi ama değil mi? Öf bu karabiber anneciğim. Kum gibi değil karabiber bu. Ne yapıyorsun anneciğim? Çorba. Ne çorbası? Et dediğin çorba ne? Tarhana. Tarhana çorbası. Tam sevdiklerim. Çok teşekkür ederim. El sıkışalım. Ne yapıyorsun? Kuntiz izin verirse
Çalışacağım. Oğlum, uygun, yakışıklıyım benim. Neyse ama İlker mesela kum çize ben yakışıklıyım dedim ya, böyle dememem lazım. Özgür Polat kızar mı? Özgür Polat çocuklarınızın güzel kızım, yakışıklı olun diye sevmemizi söyledi. Ama bir şey diyeceğim, şu yakışıklılığa bak. Kutik! Şimdi yarın göreceksiniz zaten vlogda. Dolun, biliyorsunuz ben 2,5-3 yıldır falan Dol'da çalışıyorum. Ve bayılıyorum onlara. Ve Dol bir uzun bir süredir özgüven projesi yapıyor Özgür Bolat'la, Tog'la birlikte. Aslında elini böyle taşın altına sokuyor. Bununla ilgili de yarın bir basın toplantımız var. Ve bu basın toplantısının moderatörü bilin kim? Ben. Ve şöyle notlarım var bir 20 sayfa. Zaten yani benim yazdığım şeyler genelde PR House diye bir şeyimiz var. PR ajansımız var. Yıllardır Dol'la birlikte çalıştığımız. Onlarla orada Pınar var aşk kitabı. Onunla birlikte çalışıp ettik falan filan yazdık ettik. Ona çalışmam lazım. Şimdi hem çalışmamı görün, ondan sonra yarın Emin Hoş benimle birlikte olacak. Emin Hoş da canlı yayında görür. Bir canlı yayın. Canlı yayın. Kutucuğum yalnız şapırdatmıyoruz aşkım. Şapırdatmıyoruz oğlum. Merhaba. Yayınımıza öncelikle herkes hoş geldi. Gönül isterdi ki yine birlikte olalım ama malum umuyoruz ki en yakın zamanda tekrar birlikte yüz yüze çok daha güzel günlerde beraber olacağız. Böyle başlarsam zaten bitti. Günaydın. Bugün Çarşamba günü. Yoğun bir haftada devam ediyoruz. Aslında size çok yoğunluğu böyle hatır hatır gösteremedim. Çünkü çok yoğunken yoğun oluyorsun. Yoğun olunca çekemiyorsun. Ama işte öyle bir haftalık çekeyim dedim. Neyse. İşte saat 10.30. Al karınca bak. Gel oğlum. Gel oğlum. Tamam gel. Nereye gidiyorsun oğlum? Burada hiç yemek yok sana ya. O kadar yanlış bir yerdesin ki. Bugün 10.30'da gideceğim Doğu'nun etkinliğine. Doğu Özgüven Projesi. 5 yıldır yapılıyor. Şimdi onunla çalışıyorum. Merhaba. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ne yazık ki hala kalabalık gruplar arasında toplanamıyoruz. Ama ekran başında olan tüm misafirlerimizi bugün yanımızda gibi hissediyoruz. Doğun çağımızın gerçeği sosyal medyanın... Şu an gördüğünüz gibi balım Hidayet bana makyaj yapıyor. 3 sene önce bugün de bana makyaj yapıyormuş, biliyor musunuz? Hayat böyle bir şey işte. Hidayet hadi biraz böyle şey var, reytingim yükselsin böyle... Öyle bir makyaj tipi ver ki wow olsun insanlar ya. Öyle bir şey. Çok basit ama lifesaver. Lifesaver. Makyaj çantanızda mutlaka ve mutlaka bir concealer, iki kirpik kıvırcısı hiç sevmezsin. Evet. Maskara ve kirpik kıvırcısı. Üç, renkli dudak nemlendiricisi. Highlight olarak kullanabilirsiniz. Dudağı nemlendirebilirsiniz. Renkli aldık olarak kullanabilirsiniz. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan. Renkli dudak fıt fıtı. Aynı zamanda highlighter da kullanılabiliyor. Yani ıslak ıslak renkli bir ıslaklık katar yanağınıza. Rihanna gibi olursunuz. Mis. Mis. Arkadan şu zıngırtı duyurulayım acaba? Ver be kurdu darbeden. Diye. Ve bu araştırma başlayayım mı? Başlayayım mı? Başlayayım mı? Başlayayım mı? Demeyeceğim, güzellik diyeceğim. Çünkü güzellik baskısı, genç kızların güzellik baskısı. Hemen geçiyorum. Nereden çıktı bu sosyal medyadaki güvenlik, güzellik baskısı ve Dove neden bu tür baskıyı gündeme getirdi? Gördüğünüz Deliler Evi. Şu yüzden de Şebo'nun seti buraya çok yakın. Arası vardı, mesaj attı. Geleyim yemek yiyelim, oturalım, muhabbet edelim dedi. Tamam bebeğim gel dedi. Ondan sonra o esnada yarın yine bir sette olacağız. İlker'le biz bir reklam filminde oynayacağız. Ama galiba söylemem yasak, o yüzden söyleyemiyorum. O setin fittingi vardı. Kıyafetler geldi. Yani evde bir anda Naz Just Dance'de dans ediyor. Şevnem işte koltukta yatıyor. Styling'den iki
kişi rejiden, iki kişi yönetmenimiz falan geldi. Böyle acayip bir ortam vardı. O esnada ilk kere PCR testi geldi falan. Neyse bitirdik bugünü gerçekten. Bugün bitti ya. Bugünün çok azını görebildiniz. Aslında bayağı gördünüz. Ya da bilmiyorum ki ne kadar gördünüz. Ama yani saat 9.30 bittik ya. Bu haftalık vlog çok iyi oldu. Yani ama ya normalde bu kadar işte setler, onlar, bunlar falan olmuyor. Benim hayatımda benim kaç kere retina filmim oldu? Kaç? Bir. Gençsin, çekersin. Hadi inşallah. Ay hiç yani şu an yarın o sette 12 saat ben ne yapacağım? Bak şu an üstüme basıyor. Üstüme. Siz nasıl yapıyorsunuz bu işleri ya? Ben de güzel bir montumu giyip, elime bir kahvemi alıp, sette o kamera arkasında oturup onunla bununla muhabbet etmek muhteşem. Şimdi bütün gün şık ol, rol ezberle falan. Neyse, ay bugün doğum çok güzel geçti ama bir de onu söyleyeceğim. Çok acayip, çok önemli bir projeyle. O da çok iyi geçti. İlker diyor ki 2 dakika oldu. Ama airdrop'la gönderiyorum Merve'ye, bir şey olmaz. Öyle yani, bitti gitti işte bugün de. Hadi geçmiş olsun. Yarın Perşembe haftalık vlogumun son günü. Çünkü Cuma Prag'a gidiyoruz inşallah. Neyse yarın son gün. Hadi görüşürüz. Baltalarımı... Bir dakika. Baltalarımı gördün mü diye 11'de bunları çıkardı. Yani keşke şu an surat ifademi görebilseniz. Bakayım. Bak hayvan nasıl korktu. Bakar mısın? Bak nasıl korktu. Hadi iyi geceler de yarın görüşürüz de bir şey de. Enis diyecektim sana ya. Bak Enis diyecektim sonra aklımdan Emine geçti. En son İlker geldi. Golden Boy. Çok iyi değil mi baltalar? Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Diyorlar ki böyle günde 5 dakika durunca ama bunu tam tersi yap. Bak şöyle bir dakika. Geldim buradayım. Bak böyle. Beni görüyor musunuz? Ha, bakalım görünüyor mu bilmiyorum. Böyle günde 5 dakika mı ne durunca botoks etkisi oluyormuş. Böyle 5 dakika ama duramıyorsun. Neyse bir dakika döneceğim, çok kötü oldum. Ah! Bugün Perşembe. Çok yoruldum. Bir dakika bile durmadım, çok yoruldum. Bugün Perşembe. Bugün setimiz var. Ama bu set ne yazık ki benim çalıştığım bir set değil. Kamera önünde olacağım bir set. Neler yaşanacak hiçbir fikrim yok. Çünkü bayağı oyunculuk yapmam gereken sahneler var. 3 tane film çekilecek. Ses duyuyor musunuz? Neyse, 3 tane film çekilecek. Bittik. Ondan sonra o bilgisayarı falan da götüreceğim sete. Çünkü tabiri caizse ayı gibi işimiz var. Ben buradan nasıl normal bir insana dönüşeceğim? Dün fitting yapıldı ya. Fitting yapılırken şimdi böyle şeyin önünde... Tipime bak. Dur. Fitting yapılırken işte böyle kıyafetleri deniyorlar. Fotoğraf çekiliyor. Fotoğraflar çekiliyor. Sonra hani sizin içinizde sinmeyen kıyafetler var mı diye çekilen fotoğrafları gösteriyor. Bak insanlara evde yeminler ettirdim. Dedim ki benim kafamı kesin insanlara gönderirken. Bakın böyle bir şey yok. Bu kadar kötü nasıl çıkabilirsin yani? Ki umurum değildir ya. Yani düşün, ben bu kadar rahatsız olduysam ne kadar kötü olduğunu düşünün. Çünkü ben rahatsız olmam. Yani şu an bu şekilde video çekiyorsam ben rahatsız olmam. Neyse işte 4. gün. İnanılmaz. Yarın bu saatlerde daha uçakta değiliz. Bayağı var. Bir de ne biliyor musunuz? Onu da anlatayım. Aslında hani sabah uçağıyla gidebilirdik ama ben şimdi bugün 12 saat çalışacağım. Zaten Naz'ı doğru düzgün göremeyeceğim diye yarın Naz'ı okula göndermiyorum. İşte 2.30'a kadar Naz'la takılacağız, edeceğiz, gezeceğiz, eğleneceğiz. Sonra uçağa gideceğiz. Uçak 5.30'da. Ya. Böyle işte gene boş beleş geyik. Hadi görüşürüz. Hey. Sete geldik şu an. İlker içeride. Ben buradayım. Canan makyajını yapıyor. Yapamıyor. Çünkü hikaye ev hali. O yüzden makyaj yok gibi görünmesi lazım. Bana diyor ki takma kir. Bak bana bunu getirmiş. Evdeyiz ha reklam. Bunu getirmiş. Diyor ki bunu takalım. Olmuyorum evdeyiz ev. Ya buna de... sinirleniyor falan yani. Evde de hep bakımlı kadın. Evde çok bakımlıyımdır, beni bilirsiniz. O ne? Konsili. Bak fondöten bile sürmüyorum. Sesim kısalıyor, konuşamıyor. Baskı altındayım. Bir tane pembe allık süreceğim. Bitti tamam, işte. Tamam. Ama bu tarafa sürmedin onu. Süreceğim. Sen niye fondöten değil de o fondötenle cildin ihtiyacı krem olsun. Arası. O yüzden. Benim renk şeylerini, farklılıklarını gidermeye ihtiyacım var. O kadar. Gerçekten cildinde bir şey yok ama. Olsa biliyorsun. Her gün makyaj yapılıyor. Bu ne ya? Merhabalar. Merhaba. Heyecanlı mısınız? Nasıl geçiyor setiniz? Yok, hiç heyecanlı değilim. Siz? Ben heyecanlıyım tabii ki de. Ben
Benle oynadığın için. Benle oynadığın için evet. Senin gözlerine bakınca ne yapacağımı şaşırıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu vlogumuzu devam ettiriyoruz. Getir. Ya canına bak. Buyurun ses ve kamera. Asla. Tabii ki hayır. Hiçbir zaman çekmedi ki. Çekmemiştir. Ben biliyorum çünkü gece yarısı dönüyor. Hadi çorba içmiştir, içkembe, paça falan bir şey. O kadar. Hayır. Bence hayır. İşte videonun sonu. Bye bye. Bye.